Ashab-ı Kehf dediğimiz zaman hepimizin aklına bir şeyler gelir. Yedi uyurlar, mağarada ashabı. Kimdir bunlar? Karşımızda bir hankah var. O hankah İzzettin Keykavus tarafından Roma İmparatorluğu'nun zulüm döneminde tek bir Allah'a inanan yedi tane genç. Kapı kavs arasında genelde Osmanlı'da 7 ya da 9 kat kullanılıyor ama burada 8. 8. Neden hocam? Hristiyanlığın erken dönemine ait bir hadise ama Kur'an'da sure ismi olacak kadar önemli. Ve ilginçtir, bir takım kapılardan medrese ya da handan ahırlar bölümüne geçilebiliyor. Nice Müslüman Ashab-ı Kehf'in gerçek mağarasını, gerçek mekanlarını aramış. Selçuklular zamanında en popüler dini eğitim merkezlerinden bir tanesi. Bakın, yeryüzünde ne kadar Ashab-ı Kehf varsa ben hepsini gezmiş bir kişi. Yolda bir çobana rastlıyorlar. Çoban süslü püslü kıyafetlerde bu gençleri görünce ne işiniz var diyor dağın başında. Hiçbir şey zarar vermiyor. O mağara neresiydi? Allah bilir ama büyük bir ihtimalle o mağara işte burasıydı. Ne duruyorsunuz? Kalkın gelin. Hacı Bektaş-ı Veli 40 gün şuraya sokulmuş çıkmamış. Hem antik Roma hem Hristiyan Roma. Hem Selçuklu hem Dulkadir hem Osmanlı. Ve nice mutasavvıf. Hepsinin en çok uğradığı, yatırım yaptığı, itikafa çekildiği mekan burası. Ashab-ı Kehf dediğimiz zaman hepimizin aklına bir şeyler gelir. Yedi uyurlar, mağarada ashabı. Kimdir bunlar? Kur'an-ı Kerim'de bir sureye isim vermiş. Kehf suresi. O Roma İmparatorluğu'nun zulüm döneminde tek bir Allah'a inanan yedi tane genç. Altı tane üst düzey ailenin çocuğu. Yolda karşılaştıkları bir çoban ve çobanı ve diğer gençleri takip eden, çobanın sürüsünde vazife gören Kıtmir adındaki çoban köpeği. Ve düşünün, daha İslamiyet gelmemiş. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem zuhur etmemiş. Hristiyanlığın erken dönemine ait bir hadise ama Kur'an'da sure ismi olacak kadar önemli. Ve nice Müslüman Ashab-ı Kehf'in gerçek mağarasını, gerçek mekanlarını aramış. Biz şu an sizinle beraber Kahramanmaraş Afşin'deyiz. Ve Afşin'deki Ashab-ı Kehf mağarasının hemen yanındayız. Bakın, yeryüzünde ne kadar Ashab-ı Kehf varsa ben hepsini gezmiş bir kişiyim. Hepsine defalarca gitmiş bir kişiyim. Efes'teki Ashab-ı Kehf, Yemen Sabır Dağı'ndaki Ashab-ı Kehf, Ürdün'deki Ashab-ı Kehf, Tarsus'taki Ashab-ı Kehf ve buradaki Ashab-ı Kehf. Açık konuşayım, ben bu konuda neyi ölçü alıyorum? Bir yerde Ashab-ı Kehf mağarasında tarihteki büyükler, hükümdarlar, yöneticiler, mutasavvıflar ne kadar itibar ettiyse bence orası o kadar gerçek. Ve bugüne kadar dünya üzerinde gezmiş olduğum Ashab-ı Kehf mağaraları içinde hem antik Roma hem Hristiyan Roma, hem Selçuklu hem Dulkadir hem Osmanlı ve nice mutasavvıf, hepsinin en çok uğradığı, yatırım yaptığı, itikafa çekildiği mekan burası. Yani Afşin Ashab-ı Kehf. Sırayla gitmek isterdim ama gelin şu giriş güzergahıyla başlayalım. Bu arkamızda görmüş olduğunuz hem medrese hem de kervansaray olarak kullanılan yer Alaaddin Keykubat tarafından yaptırılmış. Alaaddin Keykubat aslında bu bölgede Hristiyan Roma döneminde yapılmış eserler var. Hristiyan Roma dönemi. Roma İmparatoru 2. Theodosius mağaranın üzerine bir kilise inşa ettiriyor. Yani en erkenden başlarsak oralara kadar gitmemiz icap ediyor. Normalde hikayeyi hepimiz biliyoruz. Daha Hristiyanlığın tek Allah inancı diyelim, doğrusu bu, gizli saklı yayıldığı günlerde son derece zengin altı ailenin çocukları, biz putperest değiliz. Artık Zeus, Afrodit, Artemis, Athena, bunlara tapmak istemiyoruz. Tek bir Allah'a inanıyoruz diyorlar. Aileleri bunları tehdit ediyorlar. Yarına kadar düşünün ve bu inancınızdan geri dönün diyorlar. Yoksa sizi büyük cezalar bekliyor. O altı genç kaçıyorlar. Yolda bir çobana rastlıyorlar. Çoban süslü püslü kıyafetlerde bu gençleri görünce ne işiniz var diyor dağın başında. Onlar da durumu anlatıyorlar. Ben de tek Allah'a inanıyorum. Ben de sizinleyim diyor. Oluyorlar yedi genç. Çobanın köpeği de bunlara katılıyor, Kıtmir. Oluyorlar yedi genç ve bir Kıtmir. Ve bir mağaraya saklanıyorlar. O mağarada Kur'an-ı Kerim'in anlatımına göre 3 asır civarında kalıyorlar.
tekrar Allah'ın izniyle uyandırıldıklarında herkesin tek Allah'a inandığı bir dünyaya uyanmış oluyorlar. 3 asır Allah-u Teala onları orada uyutuyor. Onlara ne Romalı askerlerin zulmü, ne açlık, ne susuzluk, ne üşüme, ne sıcaklama, ne yırtıcı hayvanlar hiçbir şey zarar vermiyor. O mağara neresiydi? Allah bilir ama büyük bir ihtimalle o mağara işte burasıydı. Tabii buraya birçok yatırım yapıldı. Karşımızda bir hankah var. O hankah İzzettin Keykavus tarafından 1117 yılında yapıldı. Ve o hankahtan kısa bir süre sonra bu kez Anadolu Selçuklu tahtını Alaaddin Keykubat geçti. 1134 yılında vefatından 3 sene önce bu eser yapıldı. Her ne kadar bazı kaynaklar bunu kervansaray gibi anlatsa da plan şemasına baktığımız zaman bu eserin bir kervansaray değil aslında bir medrese olduğunu görüyoruz. Bakın bir giriş eyvanımız var. Tam karşıda ana dershane binası olarak kullanılan eyvan var. Aynen bir Erzurum Yakutiye Medresesi ya da Çifte Minareli Medrese gibi ya da Sivas Gök Medrese gibi yanlarında 2 tane yan eyvan var. Burada farklı olan şey giriş eyvanının kenarında 2 tane daha yan eyvan olması. Yani yanlarda ikişer ikişer 4 tane eyvan bulunmakta. 4 eyvan ve bunun dışında bir giriş eyvanı var. Tabii ki o kullanılmıyor. Bir de bu eyvanlar var. Bir de buralarda öğrencilerin yatılı kaldığı ya da kervansaray olarak kullanıldığında tüccarların yatılı olarak kaldığı odalar söz konusu. Tabii çok amaçlı kullanılan bir yer. Normalde bizim bildiğimiz Sultan Han, Ağzı Karahan, Tepesi Delikan, İkiz Han, Alay Han, Sarı Han, Fener Han gibi hanlarda böyle bir plan yok. Üstü kapalı, yanlarda sekiler var ve ocaklar var. Bu o tarz bir kervansaray değil. Yan tarafta bir ahır bölümü söz konusu. Ve ilginçtir, bir takım kapılardan medrese ya da handan ahırlar bölümüne geçilebiliyor. Hadi geçelim. Hakikaten sıcakmış ya. Dışarıda kar atıştırıyor biliyor musunuz? Beyaz beyaz belki görmüşsünüzdür. Burası han kısmı. Yani şey, hanın ahırlar bölgesi. Gördüğünüz gibi. Şöyle ilerleyelim. Özellikle bu ahırlar bölümü L şeklinde bir bölüm. Bunun tam şu sırt kısmı bakın balık sırtı bir tonoz var burada. Bu tonozun en eski dönemden kaldığı yani Alaaddin Keykubat'ın yaptırdığı dönemden kaldığı ve daha sonra bir takım depremlerde şurada burada birçok yer yıkılırken buranın sağlam bir şekilde günümüze kadar korunduğunu biliyoruz. Restorasyonda buraya da çok dokunulmadı. Şimdi bu ne dedik? 1134 dedik. Bundan çok daha önce yapılmış bir eser var. O da ribat yani hankah kısmı. Şimdi oraya geçeceğiz. Biraz hızlı hareket ediyorum. Çünkü şu an çekimi yaptığımız yerde hava kararmak üzere. Hava kararmadan açıklık bölümlerini görelim. Bu Maraş Afşin Ashab-ı Kehf'te Alaaddin Keykubat'ın medrese kervansarayı. Abisi İzzettin Keykavus'un hankah, ribatı. Onun üst katında Dulkadiroğlu Alaaddin Devle'nin yaptırdığı ayrıca bir medrese katı. Arka tarafta Alaaddin Devle Bozkurt Bey'in hanımı Şemsa Hatun'un kadınlar mescidi gibi. Bir de arkada Osmanlı dönemi Kanuni Sultan Süleyman döneminde yapılmış bir ikinci ek cami bölümü bulunmakta. Tabi İzzettin Keykavus ayrıca buraya bir de cami yaptırmış. Yani bir Selçuklu camisi. Ama camiyi 2. Abdülhamit Han tamir ettirirken tabii ki formu değişmiş. Evet Ramazan Hocam nasılsınız? Teşekkür ederim efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk sağ olun. Şimdi Ramazan Hocam gelince benim konuşma olayım biter. Ramazan Hocam hakikaten buraya yıllarca emek vermiş ve Afşin'deki Ashab-ı Kehf'i hakikaten dünya üzerinde hocam bence en iyi bilen insan sizsiniz. Çok emek verdiniz. Eserlerinizi heyecanla bekliyoruz onu söyleyeyim. Hocam buraların birçok detayına vakıf. Saatlerce konuşur burayla alakalı. Vaktimiz dar. Hocam şimdi ben bir girizgah yaptım. Evet. Alaaddin Keykubat ve Medrese Kervansarayı'ndan bahsettim. Hı hı. Bir özet mahiyetinde külliye detaylarını saydım. Şimdi
Hankâh'ın önündeyiz. Evet. İzzettin Keykavus'un Hankâh'ı. Evet. Buyurun söz sizde. Kitabeyi de görüyoruz. Tabii. Biraz da sizi dinleyelim. Ashab-ı Kehf Külliyesi'ne yapılan, Selçuklular zamanında yapılan ilk mekan bu. Ve Sultan İzzettin Keykavus, Ashab-ı Kehf'e olan muhabbeti, ilgisi de üst seviyede. Dolayısıyla Ashab-ı Kehf mağarasının önüne bir ribat yapmayı planlıyor. Ve 1215'te bunun hayata geçiriyor yapımını ve Ashab-ı Kehf Külliyesi'ne ziyarete gelen ziyaretçiler kalmakla beraber aynı zamanda külliyede bulunan ve sabit en az 150 kişiden oluşan öğrenciler de burada eğitimden istifade ediyorlar. Ulumul Kur'an dersleri alıyorlar ribatın içerisinde. Ama aynı zamanda tarikatlar da var. Tarikatlar muhtelif dini derslerini veriyorlar ve komplike bir eğitimden geçmiş oluyorlar. Şimdi normalde Hankâh öğretmen evi demek, müderrislerin yatılı kaldığı yer. Ama aynı zamanda burası da yine kervansaray hizmeti vermiş anladığım kadarıyla. Evet, kervansaray hizmeti de veriyor. Gelen geçen yolcular burada kalıyor. Peki hocam, kitabede evet. Ne yazıyor? Kitabe 3 satır sülüsat ile yazılmış ve Tevbe suresinin 18. ayeti var 1. satırda. Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe inanan, namazlarını dosdoğru kılan ve zekatlarını veren kimseler imar ederler. 2. satırda da metiyeler, malum yani fazlasıyla hak edilen sultana, İzzettin Keykavus'a övgüler var. Bu ribatul mübarekin yapılmasını Galip Sultan, Ulu Yüce Şahin Şah, fetihlerin babası, Arap ve Acem sultanlarının efendisi, dünyanın ve dinin seçkin kişisi Gıyaseddin Keyhusrev'in oğlu İzzettin Keykavus zamanında 3. satır okuyacağım şimdi ki dönemin uç beyliği burası Maraş bölgesi ve Nusreddin Hasan Bey de en kudretli beylerden bir tanesi malumunuz. Sultan İzzettin Keykavus'un tahta çıkmasına vesile olan nüfuzu o kadar kuvvetlidir ki o tahta çıkaran kişi olmuştur Nusreddin Hasan Bey. Ona övgüler var ki şöyle der: büyük komutan, alim ve adaletli, Allah kendisine zaferler nasip eylesin. Allah'ın yardımına ve rahmetine muhtaç sultana tabi İbrahim oğlu Nusreddin bin Hasan'ın emriyle. Ve son bölümde tarih efendim 612 yıl Ramazan. Yani evet. Miladi 1215 Aralık ya da 1216 Ocak ayına işaret ediyor. Burada mesela çok ilginç detaylar var. Az önce biz Ramazan hocamla da konuştuk bunları. Normalde arkamızda gördüğünüz bu mukarnaslı kapı kavsa arasında genelde Osmanlı'da 7 ya da 9 kat kullanılıyor ama burada 8. 8. Neden hocam? 8 can, Ashab-ı Kehf 7 artı 1 köpekleriyle, kıtmirle birlikte ihmal edilmeden 8 uyur burada sembolize ediyor bu 8 sayısıyla. Çok güzel. Evet. Geçelim içeriye. Şimdi içeri girerken sol tarafımızda şöyle bir pencere görüyoruz. İçeride bir tonoz sistemi söz konusu. Ben buraya 2013 yılında geldiğimde burada restorasyon devam ediyordu. Kazılar sürüyordu. Bu kazılarda burada insan kalıntıları bulundu galiba, değil mi? İnsan kalıntıları bulundu ve dolayısıyla da bir rivayet vardır Maximilianus'un eşi Helen'e ait olabileceği yönünde. Ashab-ı Kehf kaybolunca bütün insanlar gibi kaybolan o gençleri merak ediyor aileleri ve dolayısıyla aramaya koyuluyorlar. Bu arada tabi Maxelina'nın eşi olan Helen de o meraklı insanlardan biri. Yani bu yedi uyurlardan, bu gençlerden bir tanesi evli, kastedilen kişi Maxelina. Ve onun hanımı da aramaya geliyor. Hanımı da aramaya geliyor ve bulamıyor. Ancak vefat etmeden önce istiyor ki mağaraya yakın bir yerlerde defnedilsin. Çünkü mağarada tecrit altında bulunduklarını bir şekilde öğreniyor daha sonra. Ve o ölünce, vefat edince onu mağaranın en yakınına defnediyorlar. Denir ki bu Helen'e ait bu mezar. Onun asırlar sonra bu mezar ortaya çıkmış ve restorasyon ekibi burayı düzenlerken de ona saygı gereği bir mezar görüntüsü vermiştir. Evet. Restorasyon sırasında. Şimdi bu anıtsal muhteşem kapıdan içeri giriyoruz ve bize İzzettin Keykavus'un 1115'te yaptırmış olduğu bu Hankâh karşılıyor. 1215, 13. yüzyılın ilk çeyreği. Gelen geçen yolcular burada. Aynı zamanda öğrenci var, yaklaşık 100-150 tane. Tarikatlar burada. Hatta öyle dedi ki, biliyorsunuz tarikatlarda, bu tür hanikahlarda dini telkinlerle tedavi dahi yapılıyor. Yani bir nevi hastane vazifesi bile görüyor. Yolcular var, öğrenciler var ama alan dar olduğu için tabii çok kompleks bir alan ve birçok fonksiyonu bir arada yürütmek durumundalar. Deposuyla, hücreleriyle, çilehaneleriyle, dolayısıyla Hacı Bektaş velileriyle, Sadreddin Konevileri ki buraya gelen büyük alimlerdir onlar.
Hatta Mevlana Celaleddin Rumi ve diğer dönemin tasavvuf alimleri Selçuklular zamanında mağarayı ziyaret ettikten sonra burada bulunuyorlar ve bu eğitimin bir parçası oluyorlar ve buradaki molalarını kontrol ediyorlar. Bu Hankâh'ta bir mescit var, ben hayran kaldım. Şöyle bir göstereceğim hocam ben. Ondan sonra tarih severlere. Bakın şu gördüğünüz seki öylesine bir seki değil. Burası mescit kısmı. Hemen şöyle alayım. Buyurun. Bakar mısınız? Nasıl güzel. Normalde bir hankahın içinde bu kadar süslü bir mihrap görme ihtimaliniz yok. Demek ki burası Ashab-ı Kehf'in de burada bulunması dolayısıyla sıra dışı bir hankah burada ortaya konmuş. Kesinlikle. Evet. Ve normalde camilerde görebileceğimiz kalitede ve detaylara sahip olan bir mihrap burada. Evet. Özen dışta okucu motiflerinden oluşan bordür, profil silme, çok kollu yıldızlar. Çarkı felekler. Çarkı felekler, beş mukarnastan oluşan kavsara, gül bezekler. Her ne kadar restorasyon görmüş olsa da, yani sizin gibi efendim sanat tarihçileri de çok dikkatini çekiyor burası. Çünkü diyorlar ki hanikâh içerisinde bu kadar özelliklere sahip olan bir mihrabın bulunuşu, buranın fütüvet merkezi ya da ahilik merkezlerinden birisi olduğunu da ortaya koyuyor. Çünkü diğer tarikatlar, yani Nakşibendiler, Kadiriler, Mevleviler hepsi burada ve hem mağara ziyareti hem gelen burada bulunan öğrencilerinin eğitimi hem de gelen geçen yolcularla olan kontakları burasının mükemmel derecede bir sosyal mekan olmasını sağlamış. Şimdi hocam fütüvet merkezi dedi. Arapça feta genç demek. Fütüvet gençlik ruhu, gençlik hareketi demek. Ve böyle bir durumda tarihte Abbasilerden bu yana gençliği yetiştirme, gençliği şekillendirme hareketi söz konusu. Ve burada da bu veriliyor. Hatta bu fütüvet hareketinin çıkış noktası Ashab-ı Kehf. Genç bunlar. 6 tane genç düzene baş kaldırıyorlar. Müthiş bir şey. Bir de bu arada şu çilehaneyi de göstereyim. Bakar mısınız? Burada çilehanesi de var. Ve bu çilehanede kimler kimler misafir kalmışlar? Hocam hakikaten isimleri duyunca ben çok heyecanlandım ya. Hacı Bektaş Veli Hazretleri. Nerede yazıyordu hocam? Eseri neydi? İddiame bizzat kendi eserinden okuyoruz. Evet. Soluca Karahüyük bölgesine dergahını kurmadan önce hacı vazifesinden sonra, hacı olduktan sonra Anadolu'ya geldiğinde ilk uğradığı yer Elbistan'ın dönemki adıyla Elbistan şehrinde bulunan Ashab-ı Kehf mağarasını ziyaret ettim ve uzlethanesinde 40 gün inzivaya çekildim ifadesini kullanıyorum. Ne duruyorsunuz? Kalkın gelin. Hacı Bektaş Veli 40 gün şuraya sokulmuş çıkmamış ve siz buraya hiç uğramamışsınız yani. Hacı Bayram Veli Hazretleri buraya gelmiş. Sadreddin Konevi Hazretleri buraya gelmiş. Somuncu Baba yani Şeyh Hamidi Veli Hazretleri buraya gelmiş. Buralarda kalmışlar, ders okutmuşlar, ibadet etmiş, inziva itikafta bulunmuşlar. Yani bu isimleri saydıktan sonra zaten söylenecek başka bir şey yok hocam hakikaten yani. Kesinlikle burası dönemin Selçuklular zamanında Türkiye'deki en çok rağbet gören, en popüler dini eğitim merkezlerinden bir tanesi. Sözüme başlarken dedim ya, hani bir sürü Ashab-ı Kehf mağarası var. Neden Afşin'deki? Tarihte büyükler nereye çok itibar ettiyse bizim ölçümüz bu. Ya bu kadar büyük buraya gelip burada ibadet etti ve burada Allah'a yaklaşmaya, kurbiyet kesbetmeye çalıştıysa demek ki bir bildikleri var. Ki büyüklerin, hükümdarların da bu yatırımları birçok şeyi anlatıyor. Şimdi Alaaddin Keykubat dedik. İçinde bulunduğumuz Alaaddin Keykubat'ın abisi Gıyasettin Keyhüsrev'in büyük oğlu İzzettin Keykavuz'un hankahı dedik. Bitmedi, bir de bunun üst katında Dulkadiroğlu Bey'i Alaaddin Devle Bozkurt'un üst kata inşa ettiği bir de medrese var. Hocam hadi onu görelim.